İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Kilikya'nın bağımsızlığının 104. yıl dönümüne adanan Zoom toplantısı. Batı Ermenistan Milletvekili Ara Pahlevanyan genç yaşta vefat etti. Haftalık Batı Ermenistan Gazetesi'nin 37. sayısı yayınlandı. Avanesov. Bandalların elleri Şuşi'deki özgürlük mücadelesinin kahramanlarına adanan anıta ulaştı. Türkiye'de İstanbullu Ermeni figür Garo Gabrielyan ırkçı saldırıya maruz kaldı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Huy Hakyan'ın basın açıklaması 27 Temmuz'da gerçekleşti basın sözcüsü Sahakyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın konuşmasında Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde zorla yerinden edilmiş Artsah yerlileriyle yapılan toplantıya özellikle değindi. Bu toplantı sırasında Devlet Başkanı Margosyan, Batı Ermenistan ve Artsah Ermenilerinin yerliliğinin ve ortak mücadelesinin önemini vurguladı. Bayan Devlet Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler'de kendisi ve Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Batı Ermenistan ve Artsah Ermenilerinin kimlik, hak ve dilleri konularının görüşüldüğü toplantılara da değindi. Margosyan, Artsah halkını birlik olmaya ve hakları için mücadele etmeye çağırdı. Batı Ermenistan hükümet sözcüsü ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitü ziyaretine de değinerek burada Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Armenosit Onur Konukları anı defterine not bıraktığını ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan temsilciliğinde Kilikya'nın bağımsızlığının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zoom toplantısı 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşti. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrhamyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento üyesi Vazgen Sistiyan birer konuşmada bulundular. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lidya Margosyan konuşmasında bağımsızlık tarihine detaylı bir şekilde değinerek Kilikya'nın tarihi geçmişini anlattı. Devlet Başkanı Margosyan konuşmasında Kilikya'nın kurtuluş mücadelesini ve bunun Ermeni halkı için önemini vurguladı. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenia Gabrahamyan, Kilikya Ermenilerinin kahramanlık tarihini Fransız kamuoyunu Kilikya tarihi konusunda gerçekçi bir şekilde bilgilendirmek ve Kilikya'da gerçekleştirilen Armenosit olaylarını daha iyi anlatmak amacıyla konuşmasını Fransızca olarak yaptı. Abrahamyan 1920-1921'de Kemalistlerin Ermenilere karşı Armenosit girişimlerini Avrupa ve Dünya kamuoyunun erişimine sundu. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan, Kilikya'nın bağımsızlığına kavuşmasında önemli rol oynayan tarihi olaylara değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento üyesi Van Operasyonu Komutanı Vazgen Sisliyan konuşmasında Ermeni milletinin kurtuluş mücadelesine değinerek Ermenilerin iradesi ve inancı sayesinde birçok zorluğun aşıldığını kaydetti. Sistian, mücadelemizde birlik olmamız gerektiğini vurgulayarak, Kilikya'nın bağımsızlığının bir sonraki yıldönümünü ana Kilikya'da kutlamak istediğini ifade etti. Toplantı katılımcılara teşekkür eden ve bağımsızlık yolunda ilerlemek için birlik ve güç dileyen Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın konuşmasıyla sona erdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento üyesi Ara Pahlevenyan genç yaşta vefat etti. Batı Ermenistan Parlamentosu milletvekilimiz Ara Pahlevenyan'ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığında bulunuyor. Sabır ve metanet diliyoruz. Ara Pahlevenyan kısa ama anlamlı ömrü boyunca pek çok başarıya imza attı. Onun özverisi ve çalışkanlığı her zaman örnek olmuştur. Pahlavanya'nın kaybı hem ailesi hem de meslektaşları için büyük bir darbe oldu. Onun faziletleri ve insanlara olan bitmeyen sevgisi kalbimizde yer etmiştir. Ara Pahlavanya'nın anısı her zaman mücadelemizde yaşayacak. Batı Ermenistan'ın haftalık dergisi olan Vesten Armenya'nın yeni sayısında kapağında Ermeni yaylasının en yüksek zirvesi olan 5137 metrelik Ararat Dağı'nın fotoğrafı yer alıyor. Ermeni halkının kutsal dağı olan Ararat, Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan topraklarında yer alıyor. Derginin bu sayısında örneğin 1917'de ilginç tarihi gerçekler, Ermenilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını tanıyan Rus kararnamesi ve 1919-1920 tarihleri arasındaki Batı Ermenistan'a ilişkin ayrıntılı müzakereler ve antlaşmalar sunulmaktadır. Dergi aynı zamanda 2004 yılında Şuşi'de Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin kurulmasına, Stepanagert'te 2007 yılındaki Batı Ermenistan'daki yerli Ermenilerin haklarına dair beyana, ve 2011'de Başkan Armenak Abrahamyan önderliğinde Batı Ermenistan hükümetinin kurulmasına atıfta bulunuyor. Haftalık Batı Ermenistan gazetesi Vesten Armenya'nın 36. sayısında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ve hükümetinin olağan oturumları, hükümet sözcüsünün basın açıklaması ile diğer kültürel ve sosyal konular hakkında bilgi edinebilirsiniz. Haftalık Vesten Armenya gazetesinin Ermenice, İngilizce, Fransızca ve Türkçe versiyonlarını PDF formatında aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Batı Ermenistan'ın tarihi gerçekleri ortaya koyan Western Armenia adlı yeni dergisi Ermeni platosundaki yerli Ermeni halkının haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde misyonunu sürdürüyor. Ermeni kültür ombudsmanı Hovig Avanesov Bakü'nün işgal ettiği artahta yaşanan katliama atıfta bulunarak bir açıklamada bulundu. Avanaysov açıklamasında madalyonun diğer tarafında barış görünmüyor. Bakü'nün suçluları devlet düzeyinde Ermeni olan her şeyi yok ediyor. Bu Keşuşi'deki Vahan ve Bartan Garipyan kardeşleri adanan Anma Pınarı vandalların hedefi haline geldi dedi. Kültür uzmanlarına göre Bakü'nün işgal ettiği Artsak'ta maalesef uygun ceza mekanizmaları çalışmadığından Ermeni izlerini silmeye yönelik program devam ediyor. Türkiye'deki işgal altındaki Batı Ermenistan, Ermeni cemaatinin önde gelen temsilcilerinden Garo Gabrielyan, Türkiye'nin batı kesiminde Marmara Denizi'ndeki Kınalıada'daki dükkanlardan birinde Türk ıkçıların saldırısına uğradı saldırı sonucunda Gabrielyan'da kırıklar ile yüzünde çok sayıda morluk oluştu. Olayla ilgili poliste soruşturma başlatılırken olayın yakın zamanda savcılığa gönderilmesi bekleniyor. Önde gelen Ermeninin darp edilmesi olayı gözden kaçmadı. Çok sayıda sevil koruluş protestolarını ifade etmek için eylemler gerçekleştiriyor. Konstantinopolis'teki Gedikpaşa Ermeni Surpovan Hovannes Kilisesi bu saldırıyı kınadı belada kaymakamlığının girişimiyle olayla ilgili ayrıntılı bilgi veren Gabrielyan benzer vakaların son iki yılda arttığını vurguladı. İstanbul Ermenileri Patriği Saak Maşalyan, Gabrielyan'ı ziyaret ederek desteğini bildirdi. İstanbul Ermeni Cemaati ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat faillerin cezalandırılacağını belirterek saldırıyı kınadı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.